Merhaba sevgili öğrenciler kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu destan. Bir milleti derinden etkileyen, uzun yıllar iz bırakan büyük bir savaş, doğal afet, göç, yiğitlik, kahramanlık gibi durumların uzun bir şekilde manzum olarak yani şiir şeklinde anlatılmasına biz destan adını vermekteyiz. Yani arkadaşlar destanda anlatılan olaylar gerçektir ancak tabi ki destanlarda anlatıldığı gibi abartılı bir şekilde bu olaylar gerçekleşmemiştir. Bunu unutmayalım. Destanlar ulusların tarihte yer almaya başladıkları dönemlerin ilk ürünleridir. Bu nedenle dünya üzerindeki her toplumun ilk edebi ürünlerini destanlar oluşturmaktadır. Destanlar milli özellikler gösterir. Yani her destan ait olduğu toplumun geçmişini yansıtmaktadır. Bu nedenle Türk destanlarına göz attığınız zaman yüzlerce yıl önceki Türk kültürünü, Türk tarihini, Türk yaşam biçimini net bir şekilde görmektesiniz. Uzun yıllar sözlü gelenek yoluyla yaşamını sürdürdüğü için destanlar olağanüstü özelliklerle süslenmiştir. Yani bir olay gerçekleşir, bu olay başkalarına anlatılırken inanılmaz derecede abartı katılır. Destanlar genellikle manzum olarak oluşturulmuştur. Yani şiir şeklinde söylenmişlerdir. Herkesin anlayabileceği kadar sade bir dile sahiptir destanlar. Zaten destanlar sözlü ürünlerdir diyoruz. Halkın içerisinde sözlü olarak yaşarlar ve doğal olarak sözlü ürünlerin dili de son derece sade ve anlaşılır olmak durumundadır. Destanlarda sıradan olaylar anlatılmaz. Bu nedenle bu olayların kahramanları genellikle seçkin kişilerden oluşmaktadır ve bu seçkin kişilere olağanüstü özellikler yüklenmektedir. Destanla ilgili en önemli noktalardan birine geldik. Destanlar doğal ve yapay olmak üzere iki başlıkta incelenir. Şimdi bunları ele alalım. 1. Doğal destanlar. Doğal destanlar toplumların tarihinde derin izler bırakan, olaylar sonrasında sözlü gelenekte oluşan ve 3 aşamadan geçen destanlardır. 3 aşamayı özellikle vurguluyorum. Çünkü doğal destanların oluşumları 3 safhada gerçekleşmektedir. Peki nedir bu 3 safha? Bildiğiniz gibi destanlarda anlatılan olayların öncelikle gerçekleşmesi gerekiyor. İşte bu bölüm birinci safha yani oluş safhası olarak adlandırılır. İkinci aşama olan yayılış safhasında ise oluş safhasında gerçekleşen olaylar toplumda iyice yayılır ve sözlü şekilde gelecek kuşaklara aktarılır. Tabi bu aktarım sırasında bu olaylara inanılmaz derecede olağanüstü özellikler katılır. Ve son aşama olan derleniş safhasında ise biri ortaya çıkar ve halkın içerisinde sözlü olarak yaşayan bu destanı tüm özellikleriyle toplar, derler ve onu yazıya aktarır. İşte olayların gerçekleştiği safha oluş safhasıdır. Olayların yayıldığı safha yayılı safhasıdır. Ve halkın içerisine anlatılan bu olayların toplandığı bölüm ise derleniş safhası olarak adlandırılır. Şimdi de dünyadaki bazı doğal destan örneklerine göz atalım. Öncelikle Yunan edebiyatındaki İlyada ve Odessa destanları bildiğiniz gibi bütün dünyada meşhur olan destanların başında gelmektedir. İran edebiyatında Şehname, Fin edebiyatında Kalevela, Fransız edebiyatında Chanson de Roland, Alman edebiyatında Nibelungenlied, Sümer edebiyatında Gılgamış, İngiliz edebiyatında Bifolf, İspanyol edebiyatında Lösit, Rus edebiyatında Igor, Hint edebiyatında Ramayana ve Mahabharata ve Japon edebiyatında Shinto tüm dünyada bilinen doğal destanların başında gelmektedir. Aslında buraya Türk destanlarını da ekleyebilirdik ama ben Türk destanlarını birazdan ayrı bir tablo halinde sizlere sunacağım. 2 yapma yani yapay destanlar. Herhangi bir tarih olayın bir ozan tarafından destan kurallarına uygun olarak yazılmasıyla oluşan destanlara biz yapma ya da yapay destan adını vermekteyiz. Şimdi yapay destanın özelliklerini sıralayalım ve doğal destanla arasındaki farklara değinelim. Öncelikle yapay destanlar anonim değildir. Yani yazarları bellidir. Ancak doğal destanların bir yazarı yoktur. Doğal destanlar anonimdir. Yapay destanlarda anlatılan olaylar yakın bir tarihte yaşanmış olabilir arkadaşlar. Ancak doğal destanda anlatılan olaylar yüzlerce yıl öncesinde gerçekleşmiştir. Ve son olarak doğal destanda gördüğümüz 3 safha yapay destan için geçerli değildir. Doğal destanlar 3 aşamadan geçer ancak yapma destanlarda olaylar gerçekleşir ve bu olayları bir şair destan olarak anlatır. Dolayısıyla yapay destanlarda 3 safha kesinlikle söz konusu değildir. Dünya edebiyatındaki yapay destan örneklerine göz atalım. Öncelikle İtalyan edebiyatında Tasso'nun Kurtarılmış Kudüs, Ariosto'nun Çılgın Orlando, Dante'nin İlahi Komedyası, Latin edebiyatında ise Bergilius'un Aneesi, İngiliz edebiyatında ise Milton'un Kaybolmuş Cenneti, tüm dünyada bilinen yapay destanların başına gelmektedir. Türk edebiyatında ise Mehmet Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine, Cahit Külebi'nin Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın atlı eserleri, yapma destana örnek olarak gösterilebilir. Ve gelelim Türk Edebiyatı'nda destan başlığına. Her toplum gibi bizim de ilk edebi ürünlerimiz destanlar olmuştur. Türk destanlarını incelediğinizde at, ışık, ağaç, ok, bozkurt gibi mitolojik öğelerin sıklıkla kullanıldığını göreceksiniz. Destanlarımızın anlatımı sırasında dörtlüklerden ve hece ölüsünden yararlanılmıştır. Türk destanları yüzlerce yıllık tarihimizi, kültürel özelliklerimizi, yaşam biçimimizi yansıtması bakımından önem arz eder. Ve son olarak Türk destanlarını İslamiyet'in kabulünden önceki Türk destanları ve İslamiyet'in kabulünden sonraki destanlar olarak iki başlıkta inceleyebiliriz. Şimdi Türk destanları tablolarına göz atalım. İslamiyet'in kabulünden önce oluşmuş olan Türk destanları şu şekildedir. Altay Yakut döneminde yaratılış destanı Sakalar döneminde Alpartunga ve Şu destanı, Hun döneminde Oğuz Kağan destanı, Köktürk döneminde Bozkurt ve Ergenekon destanı ve Uygur döneminde Türeyş ve Göş destanı. İslamiyetin kabul edilmesinden sonra ortaya çıkan destanlarımız ise şu şekildedir. Karanlı döneminde Sağtık Buğra Han destanı, Kazak Kırgız Kültür Dairesi'ne ait olan Manas destanı, Türk Moğol Dairesi'ne ait olan Cengizname, Tatar ve Kırım bölgesinde oluşmuş olan Timur ve Edige destanları ve son olarak Selçuklu Devleti, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde oluşmuş olan Seyit Battal Gazi Destanı, Danışmen Gazi Destanı ve Köroğlu Destanı. Bu iki tablo ile birlikte dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomdan memnun kalmışsanız lütfen kanalıma abone olun, yorum yapın ve beğenin. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.